%0,27 artıyla başladı. 8677 açılış rakamı. Dün %1,58'lik bir düşüş vardı BIST endeksinde. Bugün sınırlı da olsa pozitif bir başlangıç. 8654 haftanın en düşük kapanışıydı. 8677 puan seviyesinden yeni güne başladık. İsmail Bey, sınırlı artılar var. Sınırlı alıcılı. Nasıl buldunuz açılışı? Yani aslında şöyle söyleyelim, para girişinin şu anda zayıf olduğu bir ortamda Borsa İstanbul tarafında, pay piyasası tarafında özellikle de bu şekilde zayıf bir açılışı ben gayet makul buluyorum. Şu an için dediğimiz gibi piyasanın biraz daha yeni gündem konularına ihtiyacı var. Belki Kasım ayında biraz daha bu beklentilerin ön plana çıkabileceği bir ay olabilir. Onunla birlikte şu an için bizim piyasamızda özellikle de aşağı yönlü düşüş trendinin artık uzun zamandır devam ediyor olması burada hisse senetlerine olan talebi ciddi anlamda düşürmüş durumda. O yüzden burada yani düşüş trendinin olduğu bir senaryo içerisinde genelde stratejiler biraz daha trend dönüşünden ziyade tepki yükselişine nereye kadar olabileceği yönde yürütülür. O yüzden ben şu an için buralarda 8700-8600 aralığında bugün için biraz daha taban oluşumu gerçekleşebilirse yine para işlem hacmine bağlı olarak burada direnç seviyelerinin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. İsmail Bey, teminat tamamlama kanadı ne anlatıyor? Bir de VIOP ay sonu için short pozisyonların sayısı artarak devam ediyor mu peki? Evet, aslında VIOP tamamlama tarafında böyle çok riskli bir rakamlar görmemekle birlikte açıkçası bir sonraki vadeye VIOP tarafında özellikle de seninle yaptığımız programlarda VIOP tarafındaki kurumların günlük ve haftalık pozisyonlarını konuşuyorduk. Orada halen kısa pozisyonlar artmaya devam ediyor. 260 yani ilk 3 kuruma baktığımızda ben dün itibariyle 270 bin kontrat sınırına yaklaştığını görüyoruz. Burada ciddi anlamda hedge pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Artı bunun yanında bir de piyasanın aşağı gideceğini düşünen yani yatırımcıların buradaki aşmış olduğu kısa pozisyonların da eklenmesiyle birlikte VIOP tarafında ciddi anlamda borsa üzerinde bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden şu an için orada halen devam ediyor ama önümüzdeki süreçte günlerde biraz daha ay sonuna doğru yaklaştıkça bir sonraki vadeye bu kısa pozisyonların son zamanlarda rekor kıran bu kısa pozisyonların aktarılıp aktarılmayacağını gözlemleyeceğiz. Özellikle de burada genelde piyasayla ilgili beklentiler, pozitif beklentiler oluştukça ya da Türkiye ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandıkça buradaki pozisyonların biraz daha azalması bizim için önemli bir indikatör olabilir, referans olabilir. Ama şu an için burada çok fazla bir tabloda bir değişiklik yok. Ama dediğimiz gibi piyasalardaki hacimsizlik de burada yeni bir hareketin olmadığını da bir göstergesi olarak da söyleyebiliriz. İsmail Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olunuz.